Bir Anı Bir Hikaye Yıldız Sarayı'nda Bir İngiliz Casusu 21. Bölüm Programa hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Ermenilerle ilgili görüşmelerinde Arminus Van Börün Abdülhamit Han'la raporuna derc ettiği şeyler Abdülhamit Han'ın da konuşmaları var. Ben şunu söyledim, Abdülhamit Han da bunu söyledi diye raporuna aynen bunu yazmıştır. Diyor ki Ermeni emelleri için Bulgar mezalimi kararlarını bir kez de burada tekrarlayarak tıpkı Bulgaristan'ın imparatorluktan ayrılışına benzer bir şekle sokmamak lazım öyle saymamalı bunu. Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan kurmaktır. İngiltere'nin doğuda Osmanlı'nın islahat yapması şartları üzerinde ayak diremesinin ana sebebi budur. Doğu Anadolu'da bir Ermenistan kurmaktır. Onun için de bu hadiselerin olduğu sıralarda 1897'lerde tabi bu görüşmeler 1888 gibi falan 1895-97'lerde Doğu Anadolu'da birçok vilayette Ermeni isyanları çıktı. 21 merkezde isyan çıktı. İl ve ilçelerde. Binlerce insan öldü. Kürtlerden de öldü, Türklerden de öldü, Ermenilerden de öldü. Ermeniler zaten çeşit çeşit. Böyle olunca Abdülhamit Han İngiltere'deki bu Ermeni meselesindeki ısrarın Osmanlı'dan büyük bir toprak parçasını koparıp Ermenistan kurmak olduğunu ve bunun da Rusya'nın ekmeğine yağ sürmek olduğunu açıkça orada beyan etmiştir. Benden de sadece üçte biri Hristiyan, Gerisi Müslüman olan bir bölgeyi elden çıkartmamı bekliyorlar. O bölgedeki Ermeni nüfusu toplam nüfusun üçte biri. Üçte ikisi Müslüman nüfus. Peki bu üçte biri Ermenistan'ı kurarsa, üçte ikiyi nasıl idare edecekler? Bir defa nüfus dengesizliği var. Mümkün değil ki. Bunu tarihte örneği görülmemiş ki. Bazı derebeylerde falan görülmüş ama zalimlerde e, o da kalıcı olmamış. Eğer orada bir kalıcı Ermenistan istiyorsanız, yarın yıkılmayacak bir Ermenistan istiyorsanız bu nüfusun, Ermeni nüfusun çoğalması lazım. Veya Türk nüfusun öldürülmesi lazım. Bunun da çözümünü zaten Birinci Dünya Harbine girdiklerinde Abdülhamit Han'a bu işi yaptıramayınca e, Birinci Dünya Harbi sırasında 1914-17 arasında 3 yıl size Ermenistan kuruyoruz diye Rusya'daki Ermenistan'ın e, gençlerini göstermelik Ermenistan'ın gençlerini kızlarını ve erkeklerini bölükler halinde e, teşkilatlandırarak Osmanlı ülkesine gönderdiler. Sizin memleketinizi oraya taşıyoruz diye. Onlar da genç yaşlı kadın erkek çocuk demeden ölülerine cenazelerine dahi eziyet ederek bir gecede Erzurum'da 3000 kişiyi katlettiler. Ha o zaman işte nüfus indirimi olacak. Nüfuslar eşit olacak veya Müslümanlar az olacak bu öldürme politikasıyla o zaman da Ermen devleti kurarsanız e, iktidarda kalabilirsiniz. Abdülhamit Han bu 1914 17 Aras'taki hadiseyi 1887'de gördü. 1887 1917 Evet. 50 sene. Neredeyse 50 sene. 50 sene önceden İngiliz'in bu uğraşmasını Abdülhamit Han frenledi. Ta tahttan ininceye kadar da oralarda İngiltere'nin herhangi bir şeyi karıştırmasına izin vermedi. E 34 senede böyle bir tıkaç olup da vermeyince İngiltere'de Abdülhamit Han'ı e tahttan indirmek için iddihatçılara mecburen destek verdi. Çünkü manastır iddihatçıları İngiliz, İskoç ritine, masonlarına bağlıydı. Selanik'tekiler ise Alman mason locasına bağlıydı. İngiltere Manastır'dakileri desteklediği halde tıra ki Selanik ön aldı. Selanik'teki Alman mason locasına mensup olanları iktidara getirdiler. Sonra da onlarla kaynaştılar dedik. Evet. Abdülhamit Han böyle söylüyor. Söyleyiniz bana lütfen. Reşit Efendi diyor. Onlar yaklaşan tehlikeyi fark edebiliyorlar mı? Yoksa ortak ortak düşmanımızın gayesine hizmet ettiklerini göremeyecek kadar kısa görüştüler mi? Söyler mesela diyor ya yani bu Ermeni meselesindeki İngilizlerin ısrarı nedendir? Niye Kudüs'te protestan kolejleri açtılar? Osmanlı'nın doğusunda kuracakları Ermeni devletinin protestan olmasını istiyorlardı. E peki protestan nasıl olacak? Osmanlı'daki Ermenler Ortodoks. Azıcık da Katolik var. Protestan hiç yok. Evvela Kudüs Kolejlerinde yetiştirdikleri Ortodoks Ermenilerin çocuklarını Protestan öğretmen haline getirdiler. Hem Protestan hem öğretmen. Onlar da Doğu Anadolu'daki Ermeni çocuklarına açtıkları kolejlerde, Elazığ'da orada burada 10-12 tane kolej açtılar. Oralarda verdikleri derslerde protestanlığı da anlattılar. Böylece Doğu Anadolu'da bir protestan Ermeni devleti olursa İngiltere'de protestan devleti olduğu için İngiltere çok rahat bir şekilde can ciğer kuzu sarması olacaklar idi. Abdülhamit Han bu çalışmaları gördüğü için bütün Ermeni isyancıların ilk akıl aldıkları durak Londra olduğu için Arminius Van diyor ki bunları sizin oradakiler Görmüyorlar mı? Yoksa görüyorlar da akılları mı basmıyor? Demek suretiyle orada bir sitem ediyor. Ve Arminus Van diyor ki işte ben Abdülhamit Han bu sözü ettiğinde ben orada tıkandım kaldım. Ona verecek cevap bulamadım. Çünkü haklıydı. Bunu raporuna yazıyor efendim. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği, Filip'e gönderdiği, Sir Filip'e gönderdiği raporunda yazıyor. Ben de lafı biraz dolaştırmak suretiyle bazı cevaplar vermeye çalıştım ama Abdülhamit Han tabi bu hususta diyeceğini demişti diyor. Efendim 21. bölümü burada bitirmiş oluyoruz. 22. bölüme geçiyoruz şimdi. 22. bölümde buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalınız. Bir anı bir hikaye.